Merhabalar arkadaşlar, ben Şifa Gökşen. Sifalı Gurmeler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar ilk önce birleştirme işlemini yapacağız. Şöyle normal silikon kullandığımız çubuklardan, silikon çubukla şöyle vücudun içerisine önce şöyle yerini açacağım makasla. Silikon çubuğumuzu buraya yerleştireceğiz. Hani boynumuz dik dursun diye kullanıyorum bunu. Silikon çubuğu yerleştirdikten sonra tekrar şöyle silikon çubuğun etrafına, çünkü silikon çubuğu iterken elyaflarımız hafif aşağıya doğru kaydığı için şöyle etrafından tekrar biraz daha elyaf yiteceğim şu boşluk olan kısımlara. Diğer boyundan da biraz yer açacağım. Yine buna da biraz daha elyaf katıyorum. Şöyle arkadaşlar, silikon için birazcık daha yer açmam lazım. Evet. Burada bir miktar ip bırakmıştım. Boynumuzu arkadaşlar şöyle birbirine denk gelecek şekilde şöyle güzelce dikeceğiz. Bakın, çıktığım noktanın hemen üst kısmından batıyorum. Biraz ileriden batıyorum. Tekrar ipimi çıkardığım noktanın hemen üst kısmından batıyorum. Yani birbirine tam ucu ucuna denk gelecek. Bu şekilde dönerek iyice sabitleyene kadar dikiyoruz. Tekrar tekrar dönerek bu şekilde güzelce dikelim. Evet, bu şekilde güzelce sabitledik.
Ayaklarımızı dikeceğiz. Ayaklarımız için sadece birer parça, yani küçük bir düğme olması yeterli. Şöyle arkadaşlar, ben saydam renkte küçük bir düğmeler kullanacağım. Şöyle naylon bir ipim var. Yani biraz daha şey, şöyle iki katlı olarak keseceğim. Evet, şöyle Pera Hobi sayfasının bana göndermiş olduğu iğne takımı var. Bunun içerisinde şöyle arkadaşlar, bakın küt burunlu bir iğne var. Şöyle ipimi iki katlı olarak takıyorum. Şöyle arkadan, şöyle şuradan gireceğim. Bu iğne küt burunlu olduğu için iplere batmıyor. Evet, şöyle. Yan kısımdan şöyle ayağı dikebileceğim. Daha biraz daha önden çıkacağım. Evet, ipim iki katlı olarak. Şöyle ayağımızın da arkadaşlar, kaç, 1 2 3 4 5 6 7 7. sırasından batıp karşıdan çıkıyorum. Tabii düğmeme içinden geçmiyor. Şöyle iğneme takıp tekrar düğmemin içerisinden geçeceğim. Tekrar düğmemin diğer deliğinden geçiyorum. Tekrar diğer küt burunlu iğneme takacağım. Tekrar arkadaşlar, bakın aynı battığım noktadan, yani çıktığım noktadan batıp tekrar karşı aynı noktadan tekrar geri çıkıyorum. Şöyle ipimi biraz daha alacağım. Evet. Tekrar aynı noktadan batıyorum. Vücuttaki çıktığım noktanın hemen karşısından bir ikinci sıradan. Tam karşısından çıkış yapacağım. Tekrar diğer ayakta da aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 6. sıranın hemen altından batıyorum. Şöyle yan şekilde. Aynı işlemi burada da yapacağım. Bu işlemin aynısını arkadaşlar kollarda da uygulayacağız. Aynı şekilde düğme ile. Tekrar düğmemi taktım. Tekrar aynı noktadan batıyorum. Karşıdan aynı ipimle aynı yerden çıkacağım. Burada da arkadaşlar tekrar aynı noktadan batıp arkadan ilk ipimi
Battığım noktadan tekrar çıkış yapıyorum. İplere batmadan. Evet, burada sıkıca böyle çekeceğiz. Hani mümkün olduğu kadar sıkı bir şekilde arkadaşlar bağlayacağız. Evet, bu şekilde ayaklarımız. Kollarımızda da arkadaşlar aynı işlemi uyguluyoruz. Parmaklarımız ön kısma bakacak şekilde. Aynı şekilde ellerimizi de birer tane düğme ile arkadan girip aynı bu şekilde tekrar çıkıp aynı işlemi uyguluyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde tamamladık. Şöyle aynı şekilde bacaklardaki gibi kollarda da aynı işlemi uyguladım. Kollarımız zaten şöyle uç ucuna, boyunla birbirine yakın bir noktada. Evet, bu şekilde. Kıyafet yapımı için de arkadaşlar şöyle Eylül ipinden şöyle yeşil bir ton kullanacağım. Tığım 3 numara. Hani Eylül ipi takılıyor diyenler 3 numara tığ kullanırsanız takılma yapmaz. İlk etapta arkadaşlar toplamda 27 adet zincir çekiyoruz. 3 numara, yani 2.20 mm'lik bir tığ kullanacağım. Evet, 27 adet zincirimizi çektik. Başını alıyoruz. Bir kez alıyorum. Şöyle geriye doğru dönüp 1, 2, 3. zincirime batıyorum. Bu sıramızı bir tek, bir çift batarak ikili trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar bir tek, bir çift bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, ilk sıramızın sonunda 37 adet ilmeğe ulaştık. İkinci sıramıza geçiyoruz. Şöyle iki zincir çekiyorum. Hemen ilk baştaki boşluğa batıyorum. İkili trabzan olarak öreceğim. 2 2 tane tek öreceğim. Bir arttırma yapacağım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. İlk sıramızın sonunda 37 tane ikili trabzanımız vardı. İkinci sıramızda da 2 tanesini tek tek örüp bir arttırma yapacağız. Bu şekilde tamamlayacağız. Evet, ikinci sıramızın sonunda 49 adet ilmeğimiz olmuş oldu. Şöyle bir zincir çekiyoruz, geriye dönüyoruz. Hemen ilk ilmekten batıyorum. Sık iğne olarak 1, 2, 6 tane sık iğne yapacağım. 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.'ye batıyorum. Tekrar tek tek örüyoruz. 1, 2, 3. Evet, burada 11 tane ilmeğimi ördüm. Hatta şöyle 12 tane örelim. Toplamda arkadaşlar ilk battığımla birlikte 3, 6, 9, 10, 11. Evet, 11 tane ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14.'ye batıyorum. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüyorum. 3, 4, 5, 6, bir tane de şu boşluk kısma batacağım. 7, ister 6 tane ister 7 tane batın fark etmez. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Evet, 1, 2, 3. sıramızı tamamladık. Burada 4. sıramıza geçiyoruz. 4. sıramızda şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Bir tek bir arttırma, bir tek bir arttırma yaparak bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra boyunca ikili trabzan olarak bir tane tek batıp bir tane çift batacağız. Alttaki şu zincir kısmı da dahil olmak üzere.
Şöyle bir tek batıyorsam zincirin üzerine geldiğimde iki tane batacağım buraya. Bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Tamamladıktan sonra sayısı hani çok önemli değil. Çünkü zaten buradan sonrasını düz öreceğiz. Eğer göbeği kapatsın derseniz 4 ya da 5 sıra örebilirsiniz. Ya da göbeği hafif açıkta kalsın derseniz giderek gelerek 3 sıra örebilirsiniz. Ve hani böyle düz dursun derseniz arttırma hiç yapmadan örün 3 sırayı. Ama hafif böyle bombeli, işte nasıl söyleyeyim, hafif böyle etek gibi bol dursun derseniz arada böyle 5 tane de bir, 10 tane de bir sıralarda arttırma yapabilirsiniz. 3 kısa olur, 4 tam kapatır, 5 de hafif uzun bir şekilde olur eğer 5 sıra örerseniz. Evet, ben toplamda kol altındaki sıradan sonra 1, 2, 3 sıra ördüm. Şöyle arkadaşlar, şu kenar kısmından da ilik yapacağım. 3, 4. Düğmenizin genişliğine göre şöyle zincir çekip batıyorum. Sık iğne olarak 1, 2, 3, 3 tane ilik yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Bu zincir sayılarınızı dediğim gibi düğmenin genişliğine göre de ayarlayabilirsiniz. Şöyle arkadaki ipimi de içe alacağım. Son bir ilik daha yapacağım. 3 tane ilik yaptım arka kısmına. Karşı kısmına da düğme dikeceğim. Evet arkadaşlar, elbisemizi bu şekilde tamamladık. Yalnız ben siyah keçem vardı, onu bulamadım da size göstermek için bunu aldım. Şöyle arkadaşlar, bu siyah keçe parçasından şu şekilde şöyle üçgen üçgen parçalar kesiyoruz. Bunlar arkadaşlar, isterseniz dikerek, yani şöyle göstereyim. İsterseniz böyle silikon tabancası ya da tekstil yapıştırıcısı varsa bu şekilde üzerine dikiyoruz. Ya da yapıştırabilirsiniz. Evet, şöyle arkadaşlar, siyah keçemi buldum. Bu şekilde. Şöyle silikon tabancasını ben ısıttım. Şöyle arkadaşlar, ben yapıştırarak yapacağım. Hatta önce keçenin arkasına süreyim. Evet, bu şekilde belirli orantılarla şöyle yapıştırarak dikerek de yapabilirsiniz. Ya da eğer bu şekilde keçeniz falan yoksa arkadaşlar, küçük küçük yuvarlaklar örüp mesela sihirli halka yapıp altı sık iğne yapıp içerisine yuvarlak da dikebilirsiniz. Siyah iple, yani örüp o şekilde de yapabilirsiniz. Belki keçeye ulaşma imkanınız olmayabilir. Evet, bu şekilde takacağım. Ya diktiğim zaman keçenin şekli bozuluyor. O da hoşuma gitmiyor açıkçası. O yüzden aslında böyle yapıştırmak istedim. Köşelerde mesela şöyle çıkıntılar kalırsa onlara sürüp şöyle tekrar yapıştırabilirsiniz. Şu omuz kısmına da küçük bir tane yapıştıracağım.
bir tane de şu tarafa yapıştıracağım. Düğmelerimi falan diktim zaten. Evet, bu şekilde. Dediğim gibi açıkta kalan uçları tekrar yapıştırabilirsiniz. Elbisemizi de giydirince bitmiş oluyor. Bundan sonra arkadaşlar çıngırak yapımına geçeceğiz. Ahşap halka üzerine. Şöyle arkadan 3 tane ilik yeri açmıştım ben. Evet arkadaşlar, çakıl bebeğimiz bu şekilde hazır. Hepinizin eline koluna sağlık. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Çıngırak yapımıyla devam edeceğiz diğer videomuzdan.